Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayını fenomen A serisi olasılık konusu tespirle dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayı için kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Yaşta biliyorsunuz zarda 6 tane yüzey var ve birden 6'ya kadar sayılar geliyor. O halde gelebilecek olası durumları gezersem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğünüz gibi arkadaşlar 6 farklı olası durum vardır ve C şıkkı da burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, devam edelim. İkinci sorumuzda aşağıdaki eş yarım dairelerin ön ve arka yüzü aynı renkte olup iki tanesi mavi, diğer ikisi ise gençler yeşil renklidir. Öykü bu yarım dairelerden iki tanesini seçip birleştirerek bir daire oluşturuyor. Buna göre öykünün oluşturduğu dairenin rengi için kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Gençler burada ikisini maviden seçebilir. Yani iki tane mavi yan yana gelip bir daire oluşturabiliriz. İkisini yeşilden seçebilir. Bir tanesi mavi bir tanesi yeşil olabilir gençler. Daire olduğu için arkadaşlar bakın. Burada yeşil ve mavi diye düşünmüyorum. Mavi yeşil zaten bir tane aldığımızı görüyoruz. Buradan da 3 farklı olası durum vardır. Ve bu seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet, üçüncü sorumuzda aşağıda dörtlü priz ya. Dörtlü prizin fişe, e, fişi prize takılı olup üçlü ve beşli priz, prizlerin fişi takılı değildir. Asya, üçlü ve beşli prizlerin fişlerin her birinin dörtlü prizin bir bölmesini taktıktan sonra bilgisayarın fişini bu prizlerin bölmelerinden birine takmak istiyor. Buna göre Asya'nın bilgisayarının fişini boştaki bir prize takmak için seçebileceği kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Gençler bakın buradaki boştaki olan prizleri bu prizleri buradaki herhangi bir boşluğa takacak. Yani ben bunu buraya taktım düşüneyim. Diğerinde gençler buraya taksın. O halde geride açıkta kalan priz sayısı önemli gençler. Takabileceği durumlar. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 farklı durum vardır diyoruz. Ve bol seçeneğini işaretliyoruz. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Alp aşağıdaki 5 karttan rastgele 2 tanesini seçiyor. Seçtiği kartların üzerindeki sayılardan biri diğerinin 2 katı olduğu bilindiğine göre, seçtiği kartların üzerindeki sayıların toplamı için kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Gençler en küçük sayıdan başlarsam yani 2 seçersek Evet, 2'nin gençler 2 katı var mı diye bakıyorum. Bakın burada 4 gördüm. 2'nin 2 iki katı 4 var. Yani 2 ve 4 seçmiş olabilir gençler. bunların toplamı da 6 yapar toplamların farklı durum sayısını istedi. 4'ü seçersek bakın 2 katı 8 var. Toplamları 12 yaptım. E 5'i seçersek 2 katı 10 var. Toplamları 15 yaptı. Yaşta 8 seçersem 2 katı 16 yok. Onu seçersem 2 katı 20 yok. O halde gördüğünüz gibi toplamların gençler 6, 12 ve 15 gibi 3 farklı olası durumu vardır ve 3 farklı dediği için de Bolu seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet atam aşağıda verilen balonlara atış yapmaktadır. atılan ok hangi balona denk gelirse o balondaki sayı kadar puan kazanılmaktadır. Ata iki isabetli atış yaparak iki balon patlattığına göre atanın alabileceği toplam puan için kaç farklı olası durum vardır diye soruyor. Gençler bakın burada 8'i vurmuş olursa 8'i diğer sayıları sırasıyla eşleştireceğim. 8'i 10 ile vurabilir. 8'i 6 ile, 8'i 4 ile ve 8'i 12 ile düşüneceğiz. O halde 8'i vurmuş olsa yanına 10 gelse ikisinin toplamı 18 olur. 8'i vursa gençler yanındaki 6'yı vursa toplamları 14 olur. 8'e 4'ü vursa arkadaşlar toplamları 12 olur. 8 ile 12'yi vursa toplamları 20 olur. Arkadaşlar bakın bizi ilgilenen toplamlar arasında farklı olanların sayısı. 8'den sonra gençler 10'u vurmuş olsaydı birinci balon olarak ya yani 10 ile 6'yı vurabilir. 16 yapar toplamı. 10 ile 4'ü vurabilir. Toplamları 14 olur. 10 ile 12'yi vurabilir. Toplamları 22 olabilir. 6'yı vursa gençler 6 ile 4'ü vurmuş olsa toplamları 10 yaptım. 6 ile 12'ye vursa toplamları 18 olsa diye düşünüyorum. Son olarak da 4'ü vursa gençler bakın sadece 12 var yanında. Bu ikisinin toplamı da 16 oldu. Burada aynı olanları ne yapacağız gençler? Eleyeceğiz. Bakın yukarıda 18 olduğu için buradaki 18'i eliyorum. 14'ü gördüğüm için 14'ü eliyorum. Bir de gençler bakın burada 16 olduğu için 16'yı da elersem. Başka aynı sayımız yok. 18, 14, 12, 20. 4 tane oldu. 5 tane 6 7 tane gençler farklı durum olur toplamlarında ve 7 cevabı da Ceyhan seçeneğinde doğru yanıttır diyoruz. Evet, aşağıda verilen dolapların içi boştur. Esra eşyalarını yan yana bunları iki dolaba yerleştirmek istiyor. Gençler dolapların yan yana olmasını istiyor. Buna göre Esra'nın eşyalarını yerleştirebilmek için seçebileceği kaç farklı olası durum vardır diyor. Gençler dolaplara numara verirsem 1, 2, 3, 4 ve 5 numara olsun. Yan yana olması gerekiyor. Bakın 1 ile 2 gibi, 2 ile 3 gibi, 3 ile 4 gibi gençler. O halde 1 ile 2'yi seçebilir. 1 ile 4 ile 5'i yazalım. 2 ile 3'ü seçebilir. 3 ile 4'ü seçebilir. Ve 4 ile 5'i seçebilir gençler. Gördüğünüz gibi 4 farklı olası durum olur. Bunu da denizli seçeneğinde işaretleriz. Evet sevgili arkadaşlar şöyle birazcık küçültelim. Aşağıdaki seçeneklerde 4 torbada bulunan aynı özellikteki toplar renkleri ve sayıları verilmiştir. Buna göre hangi torbadan rastgele çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığı daha fazladır diye soruyor. Gençler o halde A seçeneği başlayalım. toplam top sayısı 6. Sarı olma olasılığı gençler e, 3 tane durum var. 3 bölü 6'dır. B seçeneğine gelelim. Toplam top sayısı 6. 4 tane sarı var gençler. Bakın 4 6 oldu. D'ye geldiğim zaman toplam top sayısı 12. E, 9 tane sarı. 9 bölü 12. D'de de toplam 17 topumuz var. 12 tane sarı gençler. A ile B'yi kıyasladığımız zaman 3 bölü 6, 4 bölü 6. E 4 bölü 6 gençler daha fazladır. Yani A, B'den kesinlikle küçüktür gençler. Bundan dolayı A'yı eleyelim. B ile C'yi kıyaslarsam arkadaşlar paydaları eşitleyelim. 2 ile genişletirsem 8 bölü 12 oldu. 8 bölü 12, 9 bölü 12'den küçük. Yani burada b' B'de C'den küçüktür. B'yi de eleyeceğim. A ile B gittim. C ile D'yi kıyaslarken arkadaşlar şöyle yapalım. Paydaları değil payları eşitleyeyim. Bunu 4 ile bu kesimde 3 ile genişleteyim. 9 kere 4 36 bölü 48. 3 genişletirsem 36 bölü 3 kere 17 51. Paylara eşitken paydası küçük olan büyüktü. Bakın burada C'ye gençler 48 olduğu için payda daha büyüktür. C'de D'den büyüktür diyoruz. Evet en fazla arkadaşlar C'dir. Yani C seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Her rakım bir kartta yazılı olduğu aynı özellikli kartların bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan rakam için aşağıdaki hangisinin çekilme olasılığı daha fazladır? Arkadaşlar rakamları torbaya yazıp atıyoruz. Biliyorsunuz rakamlar 0'dan 9'a kadardı. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 rakamdan bir torba atıyoruz. A seçeneği başlıyorum gençler. 5'ten büyük olma olasılığı dedi. 5'ten büyük 1 Evet 5'ten büyük dediği için 6'ya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane var. 4 bölü 10 arkadaşlar. E, çift olma gençler rakamlar arasında toplam 10 rakam vardı. Bunların 5 tanesi çifttir. 5 bölü 10'dur. Asal sayılar arkadaşlar 2 var. 3 var. 5 var. 7 var. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane asal var. O halde C'de gençler 4 bölü 10 olur. 6'dan küçük dediği için gençler. Yani 6'dan küçük yani 5'ten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu da 6 bölü 10'dur. Evet, burada en fazla dediği için 6 bölü 10 diğerlerinden büyüktür. Ve denizli seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Geldik 9. sorumuza. İçinde harf ya da rakam yazılı olan aşağıdaki şekillerden bir rastgele seçiliyor. Buna göre aşağıdakileri hangisinin seçilme olasılığı daha fazladır? Derste i̇şte toplamda 6 durum var. Demek ki paydamız 6 olacak. O halde şöyle bakalım. 6 yazdım A seçeneği için. Harf yazılı daire gençler. Dairenin içinde harfi olacak. Bakın burada harf olarak sadece C harfi var. Daire içerisinde 1 bölü 6'dır. Yakan, rakam yazılı dörtgen dedi gençler. Bakın şöyle 1, 2 tane dörtgenimiz var rakam yazılı. O halde B'nin değeri de 2 bölü 6 olacak. Rakam yazılı çokgen dedi gençler. Biliyorsunuz çokgenlerin en az 3 tane kenar olması gerekiyordu. Burada gençler bakın 2 var, 3 var, 5 var. Demek ki 3 bölü 6 olacak. Bunun olasılık değeri. Rakam yazılı üçgen gençler. Üçgenlerden bir tanesi rakam yazılı. O da 5 gençler. Bu da 1 bölü 6'dır. Olasılık değeri en fazla olan 3 bölü 6 ile C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet 9. sorumuzu bitirdik. Devam edelim 10. sorumuza geçelim. Musa bir kelimenin tüm harflerini özdeş kartları tek tek yazıp bütün harfleri gençler özdeş kartları tek tek yazıp bir torbaya atmıştır. Torbada rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan herhangi bir harfin çekilme olasılığının eş olasılıklı olduğunu görmüştür. Buna göre Musa aşağıdakilerden hangi kelimelerden hangisini kartları yazıp torbaya atmıştır diye soruyor. Gerçi eş olasılıklı olması için her bir harften eşit sayıda olması gerekiyor. Mustafa kelimesine baktığımız zaman iki tane A var gençler. Diğerlerinde birer tane olduğu için Mustafa olamaz. Kemal geliş, kelimesine gençler bakın her bir harften birer tane var. O halde sorumuzun yanıtı bolu seçeneğidir. Atatürk'te gençler iki tane A var. İki tane T var gençler ama Ü, R ve K'den birer tane var. Cumhuriyette de gördüğünüz gibi iki tane U var. Bundan dolayı C ve D de elenir ve bolu seçeneği doğru yanıttır deriz. Evet, 11. sorumuzda eş büyüklükte olan toplamda 9 adet Türkçe Matematik ve Fen dersi ders kitabı aşağıdaki gibi üst üste dizilmiştir. Merve herhangi iki kitap arasında bir resim koymuştur. Buna göre Merve'nin koyduğu resim herhangi iki kitabı arasında olma olasılığı daha fazladır diye soruyor. Yaşlılar matematik ve Türkçe arasına bakalım. Matematik ve Türkçe dedi. Bakın şöyle buraya bir tane koymuş olabilir. Bir tane olasılık burada var. E, Türkçe matematik burada var gençler. İkinci olasılık. Başka Türkçe ile matematik yok gençler. Yani iki olası durum vardır. E, B'de fen ve matematiğe bakıyorum. Fen ile matematik gençler. Bakın şöyle bir tane var. Fen ve matematik gençler. Bakın burada da bir tane var. Bu araya koymuş olabilir. Toplamda iki durum var. E, Türkçe ile fen de sol tarafta gösterelim. E, şöyle bir tane Türkçe fen arası var. E, Türkçe fen burada iki tane var. Türkçeli fen dedi gençler bakın. Türkçeli fen bir de burada aralık var. Gördüğünüz gibi 3 tane durum var. E, Türkçeli Türkçe'ye geldiğim zaman Gençler Türkçe Türkçe. Bakın gençler burada bir tane durum var. En fazla dediği için C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.